Hocam Uşak'tan Özay Bey sormuş. Meslek hastalığı tanısı konuldu bana. Nakil şart denildi ama korkuyorum. Sayın hocam nakilden sonra ne kadar zamandan sonra normal yaşama geçebilirim demiş. Evet. Bizim akciğer nakli yaptığımız sebeplerden bir tanesi meslek hastalıkları grubu Evet. özellikle. Ülkemizde bu bir dönem çok gündem oldu ve genç yaşta hastalarımızı, insanlarımızı bu anlamda kaybettik. Özellikle kot taşlamacılığı, kot kumlamacılığı, cam kumlamacılığı, teflon kumlamacılığı işinde çalışan ve bunun dışında diş teknisyenleri, bunun dışında seramik atölyelerinde, fabrikalarında, mermer sanayinde çalışan ve demir sanayinde kalaycılık yapan, kaynakçılık yapan meslek gruplarında akciğer nakli bir şekilde etkilenmekte ve bunları da nihai dönemde, son dönemlerde akciğer nakli endikasyonu doğmaktadır. Şimdi hastamızın sorduğu, endişelendiği konu şöyle şu rakamlarla özetlemek gerekir. Akciğer nakli evet söylediğim gibi tüm organ nakilleri içerisindeki en zor nakil, en riskli nakil ve bizi daha doğrusu tıp camiasını bu anlamda en çok zorlayan organ naklidir diyebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, ülkemizde biz Ankara Şehir Hastanesi olarak elde etmiş olduğumuz başarılar dünya ortalamasının üstündeyiz biz. Çok güzel. Ve biz yaklaşık %86'lık başarımızla bu başarı gerçekten azımsanmayacak, yatsınamayacak bir başarıdır. Normalde %60'larda mı hocam? %50-60'lar gibi söyleniyor. Şimdi 5 yıllık 5 yıllık hani şey üzerinden verirsek, 5 yıllık ömür üzerinden verirsek %54 civarındadır dünya Dünya ortalaması. ortalaması. Dünya ortalaması. Hani böylesi büyük ameliyatlarda, kanser ameliyatlarında, organ nakillerinde öncelikle cerrahi başarı, cerrahi başarıdan söz açılır. Cerrahi başarımız bizim %86. Çok Daha iyi. sonra da nihai sonuç olarak 5 yıllık sürvey, 5 yıllık yaşamdan bahsedilir. 5 yıllık yaşamda %54'tür dünya ortalaması. Bizimki de %62,5. Harika yani. Çok iyi sonuçlar bunlar. Evet. Ve biz artık yaklaşık 2013 yılından itibaren başarılı şekilde bu akciğer nakli faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. Hastamızın hiç endişe etmesine, korkmasına, endişelenmesine hiç gerek yok. Evet. Nakil yaptıktan sonra yaklaşık ortalama 10 ile 15 günlük bir yoğun bakım sürecimiz oluyor. Arkasından da ortalama bizim tüm hastalar için konuşursak ortalama taburculuk süremiz 35 gün. 35 günde biz hastalarımızı taburcu etmişiz ortalama süre. Sonra normal yaşantılarımıza devam edebilir miyiz Evet, hocam? bütün hastalarımızda hepsi hayat kalite diyor. Hayat kalitesi olarak biz bunu ifade ediyoruz. Nedir hayat kalitesi? Oksijen bağımlılığından kurtulmuş olmak. Koşabilmek, merdiven çıkabilmek, kendisi çok rahatlıkla kendi aracıyla hastanemize kontrola gelebilmiş olması Harika. ve oksijenden kurtulabilmiş olması. Bütün hastalarımızda Allah'a şükür biz bunu yakalayabildik. Çok güzel. Zaten bunu hedefliyorduk biz. Evet. Dolayısıyla böylesi bir konfor için, böylesi bir hayat kalitesi için Çok önemli. 40 günlük, bir aylık çekilecek sıkıntıya değer diye düşünüyorum. Tabii muhakkak. Evet. Ve normal çok ağır olmayan işlerde de rahatlıkla Tabii çalışabiliyorlar, değil birçok mi? hastamız, özellikle genç hastalarımız kamuda olsun, özel sektörde olsun çalışan hastalarımız Evet. nakilden sonra birçoğu meslek hayatına dönebilmiştir, dönüyor ve hayatını idame ettiriyor bu şekilde. Güzel.